Merhabalar, sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Seda Hürece. Bugün uzmanımız Gözde Uluçay ile beraberiz. Gözde hoş geldi. Hoş bulduk Seda. Şimdi Gözde, şu an Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız bir korku sarmış. 20 Ekim. Şimdi bununla alakalı emekliliğin kalkacağını söylüyorlar. Ancak bir yönden de izle gelemiyorlar. Şimdi bu konuda vatandaş ne yapmalı? Aslında Seda'nın biliyorsun biz bunu sürekli ekranlarda da söylüyoruz. Aslında çok basit. Bize WhatsApp aracılığıyla kimlik ve pasaportlarının arkalarının resmini gönderdikleri takdirde 20 Ekim'den önce gelemeyenler için ön müracaatı oluşturuyoruz. Biliyorsun Erhan Bey ne zaman bir tarih verirse mutlaka altından bir şey çıkıyor. O yüzden buradan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tekrardan söyleyeceğim. Dediğin gibi 20 Ekim'den önce gelemiyorlarsa mutlaka size kimlik ve pasaportlarının arkalarının resimlerini ulaştırsınlar. Yani aslında çok kolay bir işlem yapılabiliyor. Bir diğer de maaşların 1000 TL'de sabitleneceği yönünde korkuları var. Yine bu da tabii ki aslında 20 Ekim arasına giriyor. Şimdi hani ben de biliyorsun artık ofisteyim, telefonlara bakıyorum. Vatandaşın tek korkusu Avrupa'da diyor emeklilik kalkacakmış. Ne yapacağız? Aslında çok basit. Evraklarınızı gönderin, inceleyelim, ön müracaat yapalım. Zaten hani şunu da sunuyoruz. Borçlanmayı tek seferde ödemeyin. Taksit taksit ödeyin. Yani en azından 20 Ekim öncesi bir 50 gün, 100 gün aslında satın almaları yeterli oluyor. Ki maaşta hani 1000 lira almazsın, 1800 TL'ye yakın alırsın. Ki hatta artı avantaj 6100 TL'ye kadar maaş alabilme imkanları var. Kesinlikle Seda Hanım. Zaten biliyorsunuz biz her zaman gurbetçinin yanındayız. Onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Dediğim gibi onların bütçelerine uygun borçlandırma ödettiriyoruz. Aslında onlar için en büyük avantaj da bu zaten. Kesinlikle. Gözdeciğim, verdiğin bilgiler için teşekkür ediyorum. Senle arayacağımız, sana ulaşabileceğimiz bir iletişim numarası. Tabii 444-0860'dan bizlere ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere.